Arkadaşlar merhaba. Bugün size optik ünitesinin kırılma kısmını anlatacağım. Öncelikle ışığın kırılma tanımıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar ışığın kırılmasıyla başlıyoruz. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrusunu değiştirmesi olayına biz arkadaşlar kırılma diyoruz. Arkadaşlar buradaki şekilde, burada gördüğünüz sarı kısım farklı bir ortam, altındaki kısım farklı bir ortam. Burası gelen ışığı tanımlıyor, şu kısım. Şimdi arkadaşlar burada ışık geldi. Geldikten sonra burası iki yüzeyi ayıran dik doğrultuya biz yüzeyin normali diyoruz. Dikkat ederseniz ışık aşağıdaki şu ortama geçtiği zaman görüldüğü üzere bir miktar ne olmuş? Doğrultusundan sapmış. Bu olay kırılmadır. Bu gelen ışın, arkadaşlar bu kırılan ışın. Birazdan göreceğiz. Biz bu i açısına gelme açısı diyeceğiz. Buradaki r açısına kırılma açısı diyeceğiz. Buradaki teta'ya da sapma açısı diyeceğiz. Şimdi bunların tanımıyla devam edelim. Saydam bir ortamdan başka bir saydam bir ortama geçen ışın yüzeyin normaliyle yaptığı açıya gelme açısı. Yani arkadaşlar şuradaki açı. Kırılan ışının normalde yaptığı açıya biz kırılma açısı, şu kırılma açısı, normalde yaptığı açı şu arkadaşlar, yani R açısına biz kırılma açısı diyoruz. Işığın geliş doğrultusu ile kırılan ışın arasındaki açı, bakın ışığın geliş doğrultusu ile kırılan ışın arasındaki açıya da biz, yani bu teta açısına da biz sapma açısı diyoruz. Burada arkadaşlar kırılma olayını örnekleyen bir resmimiz var. Görüldüğü üzere işte bir kalem, işte suyun içerisinde su farklı bir ortam. İşte kalemi biraz bir miktar daha döndürdüğümüz zaman hafif bir miktar ne olmuş? Kırılmış, yani düzgün bir şekilde kalemin görüntüsü çıkmamış diyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi önemli bir tanım arkadaşlar, kırılma indisi. Bu tanımı bol miktarda kullanacağız. Hemen tanımıyla yola başlayalım. Dikkat arkadaşlar, ışığın boşluktaki hızının bulunduğu ortamdaki hızına oranını arkadaşlar kırıcılık indisini veriyor bize. Bu ifadeye ayrıca arkadaşlar mutlak kırıcılık indisi de deniliyor. Kırıcılık indisi arkadaşlar saydam ortamlar için ayırt edici bir özelliktir. Burası önemlidir arkadaşlar. Şimdi N harfiyle gösteriyoruz. Işığın boşluktaki hızı arkadaşlar C, bunu bilmemizde fayda var. Hatta C'nin karşılığı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Şu an için ulaşılabilen maksimum hızdır. Işığın ortamdaki hızına da B diyoruz. Bunu oranladığımızda bize arkadaşlar neyi veriyormuş? Mutlak kırıcılık indisini veriyormuş. Şimdi geldik. Önemli bir kısım daha var. Kırıcılık indisinin arkadaşlar birimi yoktur. Buraya dikkat, bazen sorularda karşımıza çıkabilir. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Bazı ortamların kırıcılık indislerini aşağıda vermişiz. Bunlara bir bakalım. Havanın kırıcılık indisi 1. Suyun kırıcılık indisi 4 bölü 3. Camın kırıcılık indisi 3 bölü 2, yani 1,5. Bunları biz büyükten küçüğe sıralarsak en büyük kırıcılık indisi cam olur. Ondan sonra arkadaşlar ne olur? Su olur. Ondan sonra da hava olur. Kırıcılık indisinin minimum değeri de arkadaşlar 1'dir. Buraya dikkat. Kim içindir? Hava içindir. Şimdi geldik farklı bir tanım, bal kırıcılık indisi. Şimdi tanıma dikkat. Bir ortamın başka bir ortama göre kırıcılık indisidir. Yani örnek verecek olursak işte ikinci ortamın birinci ortama göre kırıcılık indisini sorarsa şu formül ile bulacağız arkadaşlar. Yani N2 bölü N1. Kimi ilk söylediyseniz bunu paya yazıyoruz. Kimi ikinci olarak söylediyseniz bunu da payda yazıyorsunuz. Bunu bu şekilde buluyoruz. Ayrıca bu nasıl karşılığında çıkabilir? İşte suyun cama göre derse. Bu nasıl olacak? Bakın ilk kimi söyledim? Suyu dedim. Bunu nereye yazıyoruz? Pay kısmına, yani en su bölü en hava şeklinde yazabiliriz. Şimdi bir notumuz var. Dikkatlice bakalım. Işın demiş bir ortamdan başka bir ortama geçerken dik olarak geliyorsa kırılmaya uğramaz. Yani şuradaki şekilde bakın. İşte sarı bir ortam var, bir de mavi bir ortam var. Yani farklı bir ortam. Birinin kırıcılık indisine N1 demiş, birine N2 demiş. Şimdi bakın ışık dik gelmiş. Dik geldiği zaman kırılmadan yola devam eder. Şimdi bunların kırıcılık indisi hakkında nasıl yorum yapabiliriz? N1, N2 eşit olabilir.
M1 N2'den büyük olabilir, N2 M1'den büyük olabilir. Yani 3'ü de bu ihtimali sağlayabilir. Bunu yorum sorularında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burası önemlidir. Şimdi arkadaşlar, buradaki ifadeye dikkat. Işın demiş, bir ortamdan başka bir ortama geçerken dik gelmediği halde kırılmadan geçiyorsa ne olur? O zaman ortamların kırıcılık indeksleri birbirine eşittir. Bakın, burada sarı bir ortam var, bir de mavi bir ortam var, yani farklı bir ortam. Işın bu şekilde gelmiş, kırılmadan yana devam etmiş. Şu açılarda eşit olduğundan zaten biz onu çıkarabiliriz, yani o yorumu yapabiliriz. Buradan yapacağımız yorum neymiş arkadaşlar? M1, N2'yi eşitmiş. Yani kırıcılık indeksleri eşitmiş. Şimdi devam edelim. Işığın ortamlardaki geçişi. Bunu birazdan göreceğiz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, çok yoğun ortamdan az yoğuna geçişler nasıl olur diye. Şimdi birinci ifadeye dikkat. Işık ışınları demiş. Kırıcılık indeksi küçük olan bir ortamdan kırıcılık indeksi büyük olan bir ortama geçerken nasıl kırılıyormuş arkadaşlar? Normale yaklaşarak. Şimdi normale yaklaşma ne demek? Şimdi bakın. Bunu soruda vermiş. Burası nasıl bir ortam? Az yoğun veya işte ifadede vermiş. Az yoğun ortam, çok yoğun ortam. Şimdi bakın arkadaşlar, ışınları geliyor. Geldi, şurası bizim normalimiz. Eğer ortam aynı olsaydı, yani M1 N2 eşit olsaydı bu şekilde yoluna devam edecekti. Ama ne olmuş? Bir miktar buraya yaklaşmış. Yani nereye yaklaştı? Normale yaklaştı. Bunu bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar, bir iki ifademiz daha var. Bunlara bakalım. Kırılma açısı demiş. Neye bağlıymış, ona bakalım. Kırılma açısı kime bağlı? M1 yani birinci ortamın kırıcılık indeksi. N2 ikinci ortamın kırıcılık indeksi. İ açısı, yani İ açısı neydi arkadaşlar? Bizim gelme açımızdı. Ve kime bağlı? Burası önemli. Işığın rengine bağlı. 4 tane ifadeye bağlı. Şimdi bakın. Birinci ortamın kırıcılık indeksi artarsa, yani geldiği ortamın, ve i açısı, yani gelme açısı artarsa arkadaşlar r artar. Şuraya dikkat. İkinci ortamın kırıcılık indeksi artarsa da r açısı ne olurmuş? Azalırmış. O zaman şöyle bir yorum yapacağım. Birinci ortamın kırıcılık indeksi ve gelme açısıyla r doğru orantılı. Yani m1 ve i ile r neymiş arkadaşlar? Doğru orantılıymış. N2 ile nasıl orantılı? N2 ile R de arkadaşlar ters orantılıdır. Şimdi şurada bir ifademiz daha var. Burası da önemli. Işığın demiş ortalama hızı kırıcılık indeksi büyük olan ortamda küçük, kırıcılık indeksi küçük olan ortamda ise büyüktür. Yani ters orantı var. Yani arkadaşlar bakın burada ne demiş? N2 M1'den büyükse, yani ikinci ortamın kırıcılık indeksi birinci ortamın kırıcılık indeksinden büyükse hızlar da tam tersi. O zaman şöyle bir yorum yapacağım. N ile V neymiş arkadaşlar? Ters orantılı. Buradaki V'ye dikkat. Ne ifade ediyormuş? Ortalama hızı. Şimdi ikinci özelliğimizle devam edelim. Işık demiş çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılıyormuş. Ama normalden uzaklaşarak kırılacak, ama bunun bir şartları olacak arkadaşlar. Buna dikkat. Normalden uzaklaşma durumu 3 tane farklı şekilde olabilir. Bakın az önce ne dedik? Azdan çoğa geçtiği zaman ışık her zaman için geçer ama normale yaklaşarak geçer. Işık ışınları çoktan aza geçtiği zaman geçmesinin şartı var. Şimdi bu şartları inceleyelim. Şimdi birinci şartımız neymiş? Şimdi diyor ki İyi gelme açısı sınır açısından küçükse, ya bakın şu iyi gelme açısı, bizim bir sınır açımız var, küçükse bakın nasıl kırılıyor? Normalden uzaklaşarak kırılır diyeceğiz. Şurada gördüğünüz üzere burası normal. Normalden ne olmuş arkadaşlar? Uzaklaşmış. İyi açısı gelme açısı. Şu teta da arkadaşlar bizim sınır açısı değerimiz. Şimdi sınır açısından bahsettik. Burası önemli. Bu notla devam edelim. Sınır açısıyla ilgili bir notumuz var. Sınır açısı demiş. Ortamın kırıcılık indeksine
Ve kime bağlıymış arkadaşlar? Işığın rengine bağlıymış. Yorum sorularında bu bilgi karşınıza çıkabilir, kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci ifademiz şu. Gelme açısı sınır açısına eşitse. Ama bir de ne var? Işık nereden nereye geliyor? Çoktan aza geliyor. Bakın, ışık ışınları çoktan aza geldiği zaman eğer gelme açısı sınır açısına eşitse ışık ışınları ne karşı tarafa geçiyor, yani ne buraya geçiyor, ne de geldiği ortama geri dönüyor arkadaşlar. Ne oluyor? İki ortam arasında yoluna devam ediyor. Burası önemli. Üçüncü durumumuz da şu. Yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışık ışınları geçmek istiyor. Ama gelme açısı sınır açısından ne burada? Büyük. Gelme açısı sınır açısından büyük olduğu zaman burada nasıl bir durum var arkadaşlar? Bakın dikkat. Tam yansıma durumu var. Tam yansıma ne demek? Işık ışınları geldi. Şu iyi gelme açısı, şu da ne? Geldi açıyla geri dönüyorsa buna biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Tam yansıma diyormuşuz. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki notla devam edelim. Kırılma olaylarını ortamın demiş yoğunlukları, gelme açıları ve ışığın rengi etkiler. Ortamın yoğunluğundan kasıt, yani burada arkadaşlar bize ne ifade etmek istiyor? Yani kırıcılık indisini belirtmek istiyor. Neymiş? Kırıcılık indisi, yani ortamın yoğunluğu, gelme açısı ve ışığın rengi etkiliyormuş. Şimdi buraya dikkat. Işığın paralel yüzlü ortamlardan ne arkadaşlar? Geçişi. Bakın dikkat, işte sarı ortamı hava demiş. Burada farklı bir ortam var. Burada yine hava ortamına geçiyor. Şimdi bakın. Işık gelmiş. Geldiği zaman nasıl kırılmış? Normale yaklaşarak kırılmış. O zaman şey diyeceğim. Azdan çoğa. Şimdi geldi buraya. Şuradaki açı bizim R, yani kırılma açımız. Yine burada geometriden bildiğimiz üzere Z kuralı var. Burası yine R olur. Bakın arkadaşlar, hangi açıyla geldiyse yine aynı ortama geçerken o açıyla kırılıyor. Şimdi bakın, paralel yüzlü ortama geçiş demiş. Yani burada ne demek istiyor? Işık eğer ortam aynı olsaydı böyle gidecekti. Ama yine her türlü bu tarafa geçti. Ne oldu? Bir miktar kaydı. Biz bu x'e ne diyormuşuz arkadaşlar? Kayma miktarı. Şimdi neye bağlıymış onu görelim. Ortamın kırıcılık indisine, gelme açısına, d mesafesine, yani şuraya ve ışığın rengine bağlıymış. Şimdi arkadaşlar x nasıl bağlı olacak? Y açısı artarsa, yani şu ne olmuş? Artmış. O zaman y ile x doğru orantılı. D mesafesi artarsa D ile X ne olmuş arkadaşlar? Doğru orantılı. Kırıcılık indisi artarsa, yani şuradaki ortamın kırıcılık indisi ne olmuş arkadaşlar? N ile X ne olacak? Doğru orantılı olacak. Şimdi şu kısma devam edelim. Küresel yüzeylerde kırılma. Şimdi bakın, şu küresel bir cisim düşünelim. Şuraya bir ışık kaynağı koyalım. Noktasal ışık kaynağı olsun. Şimdi bu noktasal ışık kaynaklarından ışık ışınları çıkacak. Burası yüzeyin normali olduğu için arkadaşlar ışık ışınları kırılmadan yoluna devam edecek. Yani sapmadan yoluna devam edecek diyeceğiz. Şimdi bu küresel yüzeylerde kırılma ile ilgili arkadaşlar birkaç tane uygulama yapalım. Şimdi bakın, burada ne yapmışız? Dikkat ederseniz bu küresel yüzeyi tam ortadan ikiye bölmüşüm. Yarım bir küre olmuş. Şimdi bakın, K'dan gelmiş. Nereden geçiyor? Tam merkezden geçiyor. Kırılır mı? Kırılmaz. Yoluna devam eder. Şimdi buradan buraya geldiği zaman normal yüzeyinden geliyor. Yine kırılmadan yoluna devam eder. K için böyle. L için bu yorumu yapalım. Bakın arkadaşlar, buraya kadar aynı. Yine geçiyor. Ama buradan sonra şöyle bir ifademiz var. Şimdi bakın, burada normal üzerinden geldiği için kırılmamış ama burada normali ben çizeceğim. Şimdi normal çiziyorum. Şimdi şurası cam, çok yoğun ortam. Burası hava, az yoğun ortam. Çoktan aza geçerse nasıl geçecek arkadaşlar? Normalden uzaklaşarak geçecek. O zaman ne oldu? Eğer aynı olsaydı böyle gidecekti. Normalden uzaklaştı. Yolundan saptı. Şimdi bakın, M ve N ışınları var. Bunları teker teker inceleyelim.
Şimdi bakın, şurası yüzeyin normali. Cam nasıl bir ortam? Çok yoğun ortam. Kime göre? Havaya göre. Çoktan azar. Şimdi geldi. Azdan çoğa geçiyor şurada. Azdan çoğa geçtiği zaman ne olur? Normale yaklaşır. Normale yaklaştı. Buraya kadar geldi. Burada bir duralım. Hemen bir normal çiziyorum şurada. Şu şekilde. Çizdim. Bakın burada 3 tane ihtimal var. Şuradaki açı alfa olsun. Şimdi bakın. Birinci nasıl olurdu? Eğer alfa, yani gelme açısı sınır açısından küçükse 1 olur. İkinci, alfa sınır açısına eşitse ikinciyi sağlar. Üçüncü, tam yansıma yapmış. Az önce gördük. Alfa sınır açısından büyükse bunu sağlar. Şimdi neyi bir bakalım beraber? Hava ortamından cam ortamına geliyor. Yani azdan çoğa geçiyor. Geldi, geldi, geldi. Burada bir duralım. Burada hemen bir ne yapıyorum? Normal çiziyorum. Şimdi bakın, ortam aynı olsaydı böyle giderdi. Ama ne olmuş? Azdan çoğu normale yaklaşmış. Geldi, şuradan devam ediyor. Az önce bunu gördük. Tam normal üzerinden geliyor. O zaman kırılmadan yoluna devam eder. Şimdi şurayla devam edelim. Burası önemli, sorularla karşınıza çıkar arkadaşlar. Nasıl çıkar? Gözlemci buradaki X cismini nasıl görür? Kendisine yakın mı görür? Kendisinden uzak mı görür? Falan diye. Şimdi bakalım. Gözlemci demiş, küresel cismin merkezindeki cisme bakıyor. Baksın. Bu burada. Buradan çıkan ışınlar böyle gidecek. Bu normal üzerinden geliyor. Kırılır mı? Kırılmadan yola devam eder. O zaman nasıl görecek arkadaşlar? Olduğu yerde görür. Olduğu yerde görür. Kim görür? Gözlemci görür. Cisim nereye geldi? Cisim OK arasında bir yere geldi. O neresi? Burası. K nereye? Burası. Şimdi bakın. Işık ışınları burada. Bu cisim olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradan ışın çıktı. Burası cam. Nasıl bir ortam? Çok yoğun ortam. Dışarısı az yoğun ortam. Hava ortamı. Şimdi çoktan aza eğer ışık ışınları geçerse nasıl geçiyordu? Bakın dikkat. Normalden uzaklaşıyordu. Normalden uzaklaştı. Böyle kırıldı mı? Kırıldı. Bunun uzantısını alıyorum. Buraya geldi. Eğer ben gözlemci burada, buradaki cismi burada görüyorsa ne oldu? Kendisine daha yakın görür. Kendisine yakın görür diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Bunun tam tersi. Yani cisim ne oldu şimdi? Merkezin sol tarafında bir yerde oldu. Şimdi bakın. Cisim burada. O cisim olsun. Işıklı bir cisim olduğunu düşünelim. Şimdi buradan ışık ışınları çıktı. Hemen şuradan yüzeyin normalini çiziyorum. Şimdi bakın. Eğer dikkat, nasıl kırılıyordu? Normalden uzaklaşarak kırılacak. Buradan böyle gelmesi lazımken bir miktar bu tarafa saptı. Bunun uzantısını buraya alıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Kendisinden daha uzakta ne olur? Görür. Şimdi burada bir notumuz var. Not önemli. Sorularda karşımıza çıkar. Şuradaki 42 sayısını bilmemizde fayda var. Camdan havaya geçerken sınır açısı 42 derece olduğu için 42 dereceden büyük açıyla gelen ışık ışınları ne yapıyor? Tam yansımaya uğruyor. Niye? Cam çok yoğun ortam, hava az yoğun ortam, çok yoğun ortam, az yoğun ortamı geçtiği zaman tam yansıma olayı vardır. 42 derece ile gelirse ayıcı yüzeyinden geçer. Tam ortada bir yerden gittiğini düşünelim. 42 dereceden küçük açıyla gelirse de karşı ortama geçer. Normalde ne yapar? Uzaklaşır. Şimdi bu olayı prizmalarda kullanacağız. Şimdi gelelim prizma. Prizmadan çok biz arkadaşlar tam yansımalı prizmayı kullanacağız. Şimdi tanımıyla devam edelim. Kesiti ikiz kenar dik üçgen şeklinde olan prizmalara tam yansımalı prizmalar deniliyormuş. Şimdi bu şekilde gördüğünüz arkadaşlar bizim tam yansımalı neyimiz? Prizmamız. Nereden anladım? 90, şuralar 45, 45 ikiz kenar dik üçgen oldu mu? Oldu. Şimdi bakın buradan ışın geldi. Şu açı 45 ise bura ne olacak? Burada 45, şu açı da 45. Gelme açısı ne oldu? 45 derece oldu. Sınır açımız ne bizim? Az önce gördük. 42 derece. 45-42'den büyük olduğu için ne yapar? Tam yansıma yapar. Yani şurada 45 olur.
Bura dik oldu. Dik geliyor. O zaman ne olur? Kırılmadan yoluna devam eder. Aynı durum bu aşağıdaki ışın içine geçerlidir. Ne yaptı? Işık böyle geliyordu, böyle gitti. Doğrultusu ne yaptı arkadaşlar? 90 derece çevirdi. Şimdi ikinci ifadeyle devam edelim. Şimdi bakın, bu sefer biraz daha değişik koymuşuz. Tam yansımalı prizmayı. Şimdi ışık ışınları geliyor. Dik geldiği için ne yapar? Ne yapmaz? Kırılmadan yoluna devam eder. Burada 90, 45 şurası. Burada 45. Burada ne yapacak? Şurada görüldüğü gibi ne yapar? Tam yansıma yapar. Şurası ne yaptı? Şurada 45. Burada 45. Burada 45. Buraya geldi. Burası da 45. 45-42'den büyük yine ne yapar? Tam yansıma yapar. Aynısı şurası için de geçerlidir. Bu ne yaptı? Işığın yönü başlangıçta böyleydi. Şimdi böyle olduysa ne yaptı? Çevirdi. Ne kadar çevirdi? 180 derece çevirdi. Şimdi yine bir tam yansımalı prizma. Şuralar eşit. 90-45-45 açılarımız. Şimdi bakın, ışık ışınları geldi. Nereden geliyor? Azdan çoğa geliyor. Ne yapar? Normale yaklaşarak kırılır. Kırıldı. Yine aynı, karşı tarafa geçemiyor. Bu şekilde yoluna devam etti. Bu sefer bakın, burayla bura aynı ortam olduğu için bu şekilde yola devam eder. Bu şunun içinde geçerlidir. Geldi. Yine bu şekilde yoluna devam etti. Ne yaptı? Işınlar aynı doğrultuda sistemi terk etti. Burada şuna dikkat edelim. Buna 1, buna 2 dersem 2 yukarı çıktı, 1 aşağıya indi. Şimdi buraya dikkat. Bakın bu zarf, bu nasıl bir üçgen? 90, 48, 42 şeklinde bir tanımlanmış açılar. O zaman bu tam yansımalı prizma mı? Değil. Bakın dikkat. Işık ışınları geldi. Şurası 42 derece. Geldi. Buradan devam ediyor. Burası 90, 42 ise burası ne olur? 48 olur. Burası ne oldu? 42 olacak. Normali tamamlamak için. 42 sınır açısı da geldiği için ne olur? Arkadaşlar, şu iki ortam arasında yoluna devam eder. Şimdi bakın, burayı yapalım. 90, 60. Buraya ne kalır? 30 kalır. 90, 60. Burası 30. Burası 60 derece. 60, 42 dereceden büyük olduğu için tam yansıma yapar. Bununla bu aynı olacak. Böyle geldi. Şimdi şuraya dikkat. Şurası 60 da buraya ne kalır? 30 kalır. 90, 30. Burası 60. Buraya ne kaldı? 30 kaldı. 30 sınır açısından ne? Küçük. 30-42 dereceden küçük olduğu için bakın dikkat, ne yaptı? Şurası normal. Normalden uzaklaşarak ne yapar? Kırılır arkadaşlar. Şimdi bir de görünür derinlik dediğimiz bir ifade var arkadaşlar. Bunu da bilmemizde fayda var. Şimdi bakın, burada bir gözlemcimiz var. Gözlemci işte sıvının içerisindeki bir cisme baktığını düşünelim. Şimdi bakın, burası az yoğun ortam olsun, burası ne olsun? Çok yoğun ortam olsun. Şimdi bakın, ışık ışınları çıktı. Bakın dikkat, şurası normal. Eğer ortam aynı olursa böyle gider. Ama az, çoktan aza geçtiği zaman ışık kırılıyorsa nasıl kırılır? Normalden uzaklaşır. Buraya gitti. Bunları birleştirirsem, bir de buradan dik olduğunu gönderirsem eğer, bunlar burada birleşti. O zaman K'nın görüntüsünü ben nerede göreceğim? K üstüne. O zaman az yoğun ortamdan çok yoğun ortamı bakan gözlemci cismi nasıl görecek? Kendisine daha yakın görecek. Bunun tersi de nasıl olmalı? Çoktan aza bakan gözlemci de cismi ya da herhangi bir nesneyi kendisinden daha uzakta görür. Şimdi bu görünür uzaklık ya da görünür derinlik dediğimiz ifade nasıl hesaplanıyor? Şu kısma biz görünür derinlik diyoruz. Yani şuradaki şey h dersem normal gördüğümüz mesafe. Bu nasıl tanımlanıyor? En göz bölü en cisim şeklinde. Yani en göz dediğim gözlemcinin bulunduğu yerin kırıcılık indisi. Gözlemcinin olduğu yer. En cisim de cisimin olduğu yerin kırıcılık indisi şeklinde tanımlanır.
Şimdi görünür derinlikte arkadaşlar şu yüksekliğin herhangi bir önemi yok. Zaten burada da onu diyeceğiz. Görünür uzaklık ya da görünür derinlik gözün sıvıya olan uzaklığına bağlı değildir. Bu sorularda karşınıza çıkabilir. Şimdi arkadaşlar sorulara geçelim. Beraber soru çözelim. Şimdi soruyu okuyorum. Kırıcılık indisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci ifade. Kırıcılık indisi maddeler için ayırt edici özellik taşır mı? Evet arkadaşlar taşır. Bu doğru bir ifade. Saydam bir ortamın mutlak kırıcılık indisi birden büyük olamaz. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Minimum değer birdir. Üçüncü ifade. Saydam bir ortamın mutlak kırıcılık indisi ışığın boşluktaki hızın o ortamdaki hızına oranıdır. Evet. Buna N demiştik. C bölü V demiştik. Bu da ışığı neydi? Ortamdaki hız yani maksimumuzu. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız C seçeneği olur. Hemen diğer bir soruyla devam edelim. K ortamından L ortamına gönderilen bir ışının demiş izlediği o şekilde gibidir. Buna göre ışığın demiş 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Işığın gelme açısı. Bakın burası 30'sa. Burası neydi? 60'tı. Buraya ben zaten ne diyordum arkadaşlar? Gelme açısı. O zaman bu ifade nedir? Doğrudur. İkinci ifade ne? Kırılma açısı. Şuraya ben kırılma demiştim. Yani R açısıydı. Şurası da neydi arkadaşlar? Bizim sapma açımızdı. Hatta burası ne olur? Burası 20 ise şuradaki 60'ı sağlamak için buranın da 40 olması gerekir. Kırılma açısı 20'dir. Doğrudur. Sapma açısı 40'tır. Evet bulduk. O da doğrudur. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olur. Hemen diğer bir soruyla devam edelim. Kırılma indisleri farklı X ve Y ortamlarında tek renkli I ışın izlediği o şekilde gibidir. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl sapmış ya da kırılmış normale yaklaşarak. O zaman ne diyeceğim? Azdan çoğa geçiyor. O zaman şöyle bir ifade yazabiliriz. Ny büyüktür. Nx diyebilirim. Hızlar hakkında nasıl yorum yapabilirim? Tam tersi. Vy küçüktür. Vx diyeceğiz. Şimdi hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci ifade. Y ortamın kırıcılık indisi x ortamından büyüktür. Doğru. Az önce söyledik bunu. 2. X ortamındaki ışın ortalama süresi Y ortamınkinden büyüktür. Evet. Burada bulduk az önce. Bu da doğrudur. 3. X ortamının kırıcılık indisi daha büyük olursa demiş ki R açısı artar. Şimdi şöyle bir yorum yapabilirim. Kırılma indisi farkından kaynaklı olacak yani. Kırılma açısı. O zaman X ortamı küçüktü. Ben bunu daha büyük yaparsam o aradaki fark azalacak. Daha çok kırılacak. O zaman bu da doğrudur. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi diğer bir soruyla devam edelim. KLM ortamlarında tek renkli ışınların izledikleri yollar şekilde gibidir. Buna göre KLM ortamlarının kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Nasıl bir yorum yapalım? Şimdi bakın, burada bir tam yansıma olayı var. O zaman çoktan az olacak. Burada da kırılmış fakat normalden uzaklaşmış. Yine çoktan aza. O zaman şöyle bir şey yazabiliriz. NK büyüktür NL. NK büyüktür NM. K her türlü hepsinden büyük olacak. Şimdi bundan sonra şuna bakacağız. Sapma olayına. Ne kadar sapmış. Şimdi bakın. Burası 30'sa burası 30. Şurası ne? 60. Burada 60. Bu 120 derece sapmış. Bu ne kadar sapmış? Bu da görüldüğü üzere. Mesela burası 30'sa şurası 30. Bu da 30 derece sapmış. Şimdi şöyle bir yorum yapalım. Sapma miktarına bakacağız. Ne kadar çok sapma yapılmışsa fark o kadar fazladır. O zaman K ile L arasındaki fark büyük olmalı. Bir kere en başa K'yı yazacağım. K en büyük.
Fark en fazla olacağı L ile arasındaki NL'ydi. En uzağı yazdım. Ortaya da ne kaldı? NM kaldı. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? E seçeneği olur. Şimdi diğer bir soruyla devam edelim. Birbirine paralel olan ortamlarda tek renkli ışığın izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakın şöyle bir yorum yapabilirim. L ortamını aradan alayım. Şurası K, burası M olsun. K'dan gelen ışın ne yapmış? M'ye geçebilmiş mi? Hayır. O zaman şöyle bir yorum yapacağım. Işın şöyle geldi. Şu açı 50 derece. Ben L'yi ortadan aldıktan sonra yine ışın M'ye geçemeyecek. Böyle olacak. O zaman şurası ne olur? Çok yoğun ortam. Burası az yoğun ortam. NK büyüktür. NM diyebilirim. Şimdi buradan buraya gelirken nasıl yapmış? Normal yaklaşmış. O zaman azdan çoğa geçiyor. Böyle bir yorum da yapabilirim. Buradan buraya geçerken geçememiş. Ne olacaktı arkadaşlar? Çoktan aza. O zaman NL büyüktür. NM diyebilirim. NL büyüktür. NK diyebilirim. Yani L kırıcılık indisi en büyük bir ortam. Şimdi 1'e bakalım. K ortamın kırıcılık indisi M'den büyüktür. Onu az önce şuradan yorumlu yapmıştık. Bu doğrudur. 2. Işığın L ortamdaki ortalama sürati M ortamınkinden büyüktür. L ile M'yi kıyaslıyorum. Şurası. Neydi arkadaşlar? NL, NM'den büyükse hız da tam tersi. VL küçük VM olacak. L ortamdaki sürat büyük demiş. Hayır. L ortamdaki sürat küçük olacak. 3. Işığın K ortamından M ortamına geçerken sınır açısı 50 mi? Şimdi bakalım arkadaşlar. 50 mi değil mi? Hemen bunun için şuraya dönüyorum. Şurası bizim normalimizdi. Bakın tam geçemiyordu. Arada bir yerde ise biz buraya ne demiştik? Sınır açısı demiştik. Kaç derece? 50. O zaman bu da doğrudur. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. Hemen farklı bir soruyla devam edelim. Saydam X ve Y ortamlarına gönderilen demiş. Tek renkli ışığın izlediği yol şekilde gibidir. Nasıl gitmiş? Hatta gidememiş diyelim. Kaç tarafa? Geçmemiş. Geldi ortama geri dönmemiş. O zaman şuradaki açıya ben ne diyeceğim arkadaşlar? Benim sınır açı diyelim. O zaman bu sınır açısı nerede geçerliydi? Çoktan aza geçerken geçerliydi. Şimdi bizden istediği ne? Tam yansıma yapması için hangileri yapılmalı? X ortamının kırıcılık indisi artırılmalı mı diye soruyor. Şimdi bakalım beraber arkadaşlar. Şöyle bir yorum yapalım öncelikle. Y'nin kırıcılık indisi nedir? X'ten büyüktür. Tam yansıma olmak için benim farkı açmam lazım. Yani ya Y'yi artıracağım ya da X'i ne yapacağım? Azaltacağım. X ortamın kırıcılık indisi ne oluyor? Azalıyor ama benden artmasını istiyordu. O zaman bu gider. Y ortamın kırıcılık indisi artar mı? Artarsa olur mu? Olur. Az önce burada gördük. Teta açısı, konu anlatırken şöyle bir şey demiştik. Sınır açısından büyük bir açıyla gönderdiğim zaman ne yapıyordu? Tam yansıma yapıyordu. O zaman bu da olur. O zaman doğru cevabım ne olur arkadaşlar? 2 ve 3 olur. Yani E seçeneği. Hemen yandaki soruyla devam edelim. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış tam ve yarım küresel ortamlarda X ve X, Y ve Z ışınları şekilde gibi gönderiliyor demiş. Buna göre hangi ışınların şekildeki yolları izleyebilir diye sormuş. O noktası neymiş? Kürenin merkeziymiş. Şimdi bakın. Yarım bir küre. Bir ışık geldi. Şurası benim normalim. Burası az yoğun ortam. Burası çok yoğun ortam. Azdan çok geçerken ne oluyordu ışık? Kırılıyordu. Nasıl kırılıyordu? Normal yaklaşarak kırılıyordu. Şimdi bu tam merkezden geliyor. Ne olur? Kırılmadan yoluna devam eder. Bu doğrudur. Şimdi dikkat. Bu sefer bu şekilde gelmiş. Bakın buradan bir normal çizerim. Şurası eğer devam etseydi böyle olacaktı. Ne oldu? Normale yaklaştı. Doğru. Şuraya kadar sıkıntı yok. Sonra şuradan şuranın normalini çiziyorum.
Eğer azdan çoğa geçecekse ne yapacaktı? Normalden uzaklaşarak kırılacaktı. Burada da böyle olmuş. Doğru. Şimdi ışın nereden geliyor? Bu şekilde geliyor. Şimdi dikkat. Işını böyle gönderdim. Geldi. Şimdi şu açı hakkında herhangi bir yorum yapamıyorum. Şimdi izleyebilir diye sormuş. Eğer bu 42 derece olursa bu şekilde yoluna devam edebilir. O zaman cevabı ne olur? X, Y ve Z olur. Hemen diğer bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir I ışının yüzeyleri birbirine paralel KLM ortamlarında izlediği yol şekilde gibidir. Buna göre L ortamının yerine kırıcılık indisi daha büyük bir ortam konulursa, yani L'nin kırıcılık indisini artıracağım. Beta açısı şurası ve D uzaklığı ilk duruma göre nasıl olur? Şimdi bakın. Kırıcılık indisini artırıyorum. Daha fazla. Ne olacak? Kırılacak. Yani bu tarafa doğru gelecek. Böyle gidecek. Sonra yine karşı tarafa geçecek. Yani yolunu değiştirmeyecek. Şöyle gelecek. Ne oldu? Arkadaşlar şu şehirden tekrar devam edelim. Şimdi bakın daha çok kırılmıştı. Böyle gittiği zaman D uzaklığı ne olur arkadaşlar? Bakın görüldüğü üzere ne olur? Artar. D uzaklığı artacak. O zaman azalırları silebiliriz. Ve şuradaki değişmezi de. Şimdi gelelim. Beta ne? Karşı tarafa geçme açısı. Ben burada nasıl değiştirirsem değiştireyim arkadaşlar. Şuradaki kırılma açısı ne olacak? Değişmeyecek. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? C seçeneği olur. Hemen yandaki soruyla devam edelim. Şekildeki saydam X ortamında bulunan gözlemciler L ve M ortamlarındaki demiş. T1, T2 toplarına sırasıyla P ve R noktalarında görüyor demiş. Buna göre ortamı kırıcılık indisleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi bakın gözlemci burada. Ben bunu daha yakın görüyorum. O zaman az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakacağım demektir. Daha yakın görüyorsam. Şimdi burada da gözlemci K'dan M'ye baktığı zaman daha uzakta görüyor. O zaman çoktan aza bakacağım demektir. O zaman şöyle bir yorum yapalım. N, L büyüktür. NK diyeceğim burası için. Şurası için de arkadaşlar NK küçük, büyüktür. NM diyeceğim. Bunu toparladığım zaman şu iki ifadeyi en büyük L olacak. NL. Ondan sonra K, ondan sonra M gelecek. L büyük, K büyük, M. Doğru cevabım C seçeneği olacak. Sıradaki soruya devam edelim. Hava ortamında bulunan bir gözlemci sıvı dolu kabın dibindeki cismin görüntüsünü daha yakında görmektedir demiş. Buna göre cismin yaklaşma miktarı ya da görünür derinliği, sıvının kırıcılık indisi, sıvının derinliği, gözlemcinin sıvı seviyesinden uzaklığı hangilerine bağlıdır? Şöyle bir formül yazmıştık, bir hatırlayalım. H üssü eşittir H n göz, yani gözlemcinin bulunduğu yerin kırıcılık indisi bölü n cisim. Şu H miktarı burasıydı. Yeni göreceği mesafede ne olur? Şurası olur. Daha yakın görüyorsa şöyle bir yorum da yapabiliriz. Azdan çoğa bakıyor diye yorum yapabiliriz. H üstünde burası olacak. Şimdi sıvının kırıcılık indisi var mı? Var. Yani cismin bulunduğu yerin. Bu var. Sıvının derinliği, yani şuradaki H ifadesi. Bu da var. 3. Gözlemcinin sıvı seviyesinin uzaklığı. Yani şurası, bunun bir önemi yoktur. Bunu da zaten konuyu anlatırken söylemiştik. Doğru cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim. I ışının demiş saydam K ve L ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Işığın normalle yaptığı açı önce 30 derece sonra 60 derece olacak şekilde iki kez daha gönderilirse ışığın izlediği yol 1, 2, 3 ile gösterilen
gösterilenlerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi bakın, normalde nasıl gidiyor? Şu şekilde gidiyor. O zaman ben 45 derece için ne diyebilirim? Sınır açısı diyeceğiz, değil mi? Yani teta sınır 45 derece. 30 olduğu zaman bu açı ne oldu? Sınır açısından küçük. 60 derece olduğu zaman da bu açı sınır açısından büyük. Sınır açısından küçük olduğu zaman, karşı tarafa geçtiği zaman nasıl kırılır? Normalden uzaklaşarak kırılır. Şurası bizim normalimiz, uzaklaştı. O zaman 30 derece için ne diyeceğim? 1 diyeceğim. 60 dereceyle gönderdiğim zaman sınır açısından büyük ne olacak arkadaşlar? Tam yansıma yapacak. Şimdi bakın, tam yansıma olayı buradan gelecek. Şurası tabii 45. Tabii geldiği zaman şöyle göndereceğim. 60. Şu açı da 60 olacak diye düşünürsek ne olur? Burada da 3 gibi gider. O zaman 30'da 1, 60 derecede 3 ne oldu? Yolu izler. Doğru cevabım C seçeneği olur. Şimdi diğer bir soruyla devam edelim. Birim karelere ayrılmış şekildeki saydam ortamlarda K ışının izlediği yol verilmiştir. Buna göre K ışını ile aynı renkli, burası önemli, olan LMN ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğrudur? Şimdi bakın, K gelmiş bu şekilde gidiyorsa, o zaman şu açıya ben ne diyeceğim? Sınır açısı diyeceğim. L'den bakalım arkadaşlar. Bakın şu açı, şu açıdan ne? Büyük. Yani sınır açısından büyük, aynı renkli. O zaman ne yapacak? Tam yansıma yapacak. Bu tam yansıma yapmış mı? Evet, o zaman bu doğru. Şimdi şuna bakıyoruz. Şimdi bakın, ışığı gönderdim. Geldi. Şurada şöyle bir yorum yapabilirim. Sınır açısı nerede vardı arkadaşlar? Çoktan aza geçerken. Şimdi bakın, azdan çoğa geçiyor M ışığı. Ama normal yaklaşıyor. Tamam, bu doğru bir ifade ama kırıldıktan sonra izlediği yola dikkat edin. K'nın gelme doğrusu da M'nin şuradaki doğrusu aynı. Aynı şeyi, yolu izlemeleri gerekirdi. Fakat burada bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı? Olay eğer şöyle olsaydı bu ifade doğru olurdu. Yani K ile M birbirinin tersi olurdu. O zaman bu ifade ne olur? Yanlış olur. Şimdi neyden nasıl geliyor? Bakın, azdan çoğa geçiyor. Burada tam yansıma olmuş. Azdan çoğa geldiği zaman arkadaşlar şunu bilmede fayda var. Tam yansıma olmaz. Tam yansıma nerede vardı? Çoktan aza geçerken vardı. O zaman bu da yanlış. O zaman kim izler? Yalnız L izler. Şimdi tek renkli diğer soruya geçiyoruz. KL ışınlarının içinde optik aletler bulunan bir kutu içine giriş ve çıkışları şekilde gibidir. Buna göre kutu içine 1, 2, 3 ile gösterilen optik düzeneklerden hangileri bulunabilir demiş. Yani nasıl giderse böyle olur. Şimdi bakın, K yukarıda, L aşağıda. Beraber çizelim. Geldi. Burada konuyu anlatırken demiştik. Burada böyle gidiyordu. Burada böyle gidecek. Burada da bu şekilde yola devam edecek. Burada gönderdim. Yine burada tam yansıma. Burada bu şekilde. Bakın, K burada. K burada. L burada. L burada. O zaman birinci doğru mudur? Doğrudur. Şimdi İkinciye bakalım. K yukarıdan olacak şekilde gönderiyorum. K'yı gönderdim. Böyle geldi. Böyle tekrar. Şurayı bir sileyim. Bir saniye. K ışını yukarıdan gönderiyorum. Şekilde geldi. Tekrar kırılacak. Şöyle gidecek. L aşağıdan şekilde böyle geldi. Şekilde kırılacak. K buradaydı. Aşağı geldi. L burada yukarı gitti. Bu ifade ne oldu arkadaşlar? Yanlış oldu. 1 doğru, 2 yanlış. Şimdi 3'ü çizelim arkadaşlar. Kalemin rengini değiştiriyorum. Şimdi K yukarıdan gönderdim. Geldi, tam yansıma yaptı. Bakın, bu aynanın normali. Geldiği zaman şöyle devam edecek. Bu hangisi? Bu K oldu. Şimdi L'yi çiziyorum arkadaşlar. L aşağıdan yine aynı şekilde geldi. Şu şekilde gitti. L aşağıda oldu.
Şimdi bu ifade doğru mu? K yukarıdaydı. Yine yukarıda. Bu da doğru olur arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.